arabanı böyle mi tuttu yani? Hı. Evet, bölgemizin televizyonu Büyük Duman TV'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün Kırıncılar Odası Başkanımız Davut Kudoğlu konuğumuz oldu. Bizleri kırmadı, çok sağ olsun. Yayınımıza katıldı. Öncelikle hoş geldiniz Davut Başkan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Allah'a şükür, çok teşekkür ediyoruz. Evet Davut Allah Başkan, bugün sana sorular soracağız. Bu arada diğer yorumcumuz Acın abi, canlı yayına bir türlü gidemedik herhalde, olmadı ya. Sıkıntı yaşadık. Tekrar dene ama canlı yayın gösteriyor. Gösteriyor ama düşmedi. Baksana. Tekrar zaman aşımı geçti tekrar. Tekrar gir. Asım. Tekrar yeniden başla. Ondan öyle mi? Yeniden başla. Zaman aşımı bana burada. Peki de ondandır. Aslında canlı yayına burada canlı görünüyor Mahit abi. Evet. Bilmiyorum. Ama yayında, yayında dolmuş olabilir. Bak bakalım. Yok, ama yeniden yok. Live diyor. Yayında diyor. 1 dakika 16 saniye. Yayındaymış. 1 dakika 16 saniyedir. Live diyor. Canlı diyor. Canlı. Ya niye biz yapamadık? Allah Allah. Asım yayındasın, yayında. Asım çıktı yayında. Seni bıraktı. Başka Face'ten görüyor musunuz yayında olduğunu Davut abi? Valla şu anda live 1.37.38 live canlı değil mi? Tamam ama diğer taraftan yayına düşmedi onu diyor. Ha, yani onu bilmiyorum. Şeysi bilmiyorum. İlgen onlar Büyük Duman TV'ye girsin Facebook'tan abi. Bak canlı yayın var mı orada? Büyük Duman TV'ye gir bakayım, canlı yayın var mı Facebook'tan? İlger bakıyor, girsin bir dur. Ne tamam abi. 61-28-55. Ha tamam, Emrah gösterdi, giriyor. Tamam, canlı tamam. Yayında mıyım? Canlı yayındayız. Evet. Asım evet, geldim şükür. Şükür gelebildim ya. Bu akşam bayağı canlı yayına bağlanmak da zor oldu. Evet, değerli yorumcumuz ve genel yayın yönetmenimiz Aydın Saral da sözü şu anda size bırakıyorum. Davut Başkan'la başladık ama bir aksama oldu. Kusura bakmayın sevgili takipçiler. Evet Aydın Bey. Evet, Davut Başkanım, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Aydın Bey. Evet, bu akşam bir konuğumuz, çok değerli konuğumuz, çok yönlü Vafkebir Fırıncılar Derneği Başkanı Sayın Davut Kudoğlu. Sayın Başkan, zannedersek 23 mü fırıncılar var Vafkebir'de? Evet. Bunları temsil ediyorsunuz ve bunun yanında spor kulüplerinde ikinci başkanlık yaptınız Vafkebir Kiraz Spor'da. Yıllardan beri esnaflık yapıyorsunuz Vafkebir'de ve Konya'da da bir Trabzon'un bir Vafkebir ekmeğini tanıdıyorsunuz. Orada da bir iş yeriniz olduğunu biliyoruz. Yani bir Vafkebir dünya klasiği ekmeğini Konya'da da temsil ediyorsunuz. Diğer taraftan Vafkebir ekmeği derneğine üye fırıncı arkadaşların da çeşitli yerlerde Türkiye'nin genelinde de fırınları olduğunu biliyoruz. Bunlara da değineceğiz ilerleyen saatlerde. Diğer taraftan çok sosyal güldürel bir kişiliğe sahipsiniz. İşte Vafkebir Kirazlı Spor'da ikinci başkanlık yaptınız. Onlara da değineceğiz. Diğer taraftan ekmeğin ana vatanı olan Vafkebir, işte bunun yapılmasını konuşacağız. Öncelikle Sayın Başkanım, Vafkebir ekmeği nedir? Nasıl yapılıyor? Bunun bir özelliği var mı? Oradan başlayalım. Daha sonra gelişen olaylarda devam ederiz. Vafkebir'in ekmeğinin özelliğini biliyorsun Aydın. Yıllarca anlattık. Vafkebir ekmeği bir dünya markası. Bayatlamaz. Uzun süre dayanır. Yani Vafkebir ekmeğinin özelliğini artık çok anlatmaya da gerek yok. Vafkebir ekmeği dünya çapında bilinen bir marka. Ve biliyorsun ki Vafkebir'in ekmeğinin üzerine dünyada bir daha eşi benzeri yok. Şimdi bu doğru böyle Sayın Başkanım, tamam da şimdi Vafkebir ekmeğinin işte reklamı oluyor mu? Bu coğrafi işaretini aldınız mı? Patenti dernekte midir? Vafkebir Belediyesi'nde midir? Bu tür çalışmalarınız var mı? Ne aşamada? Vafkebir ekmeği patentini Ağustos ayında aldı. Ama tabii henüz tam anlamıyla bir faaliyete geçmedi. Hazırlık aşaması var biliyorsun patentin.
Bir 6 aylık bir süresi var. İşte şimdi denetleme ekibi kurulacak. Tamam, doğrudur. Belediyemizle birlikte hareket ediyoruz. Belediye ile dernek işbirliği patenti alınmıştır. Önce bunu bilelim. Bunun bir aşaması var. 6-7 ay biliyorsun askıda asılacaktır. Resmi olarak teyit edilecektir. Ondan sonra bir denetleme ekibi kurulacak ve Türkiye'de faaliyet gösteren bütün vakfıgebir kurumları denetlenecektir. Vakfıgebir ekmeğinin belirlediği kriterler üzerinde ekmek yapan arkadaşlar faaliyetlerine devam edecek. Etmeyenler ikaz edilecek, etmesi sağlanacak. Yani ondan sonrası ilerleyen safhalarda biliyorsun işte kanuni maddeleri var. O çalışmalar yapılıyor şu anda. Şimdi bir de şey var. Yani bu denetleme derken şimdi fırında üretiliyor. Satış reyonları fırında olması gereken de hijyenik vesaire. Şimdi marketlerde falan böyle reyon açılıyor, satılıyor. Hatta ben gördüğüm kadarıyla pazar yerlerinde satılan ekmekler var. Yani bunlar sağlıklı mı, yasal mı, değil mi? Bunlarla ilgili bir... Değil Aydın. Bunları aslında bununla ilgili bir kanun var. Ama kanun da sadece var. Yıllarca denetlenmiyor ve bu kanun uygulanmıyor. Ekmek yeni yasaya göre sadece fırın ve marketlerde satılabilir. Bunun dışında pazar yerinde market, manavda ekmek satmak kesinlikle yasaktır. Köylere ekmek taşımak yasaktır. Ama bu konuda gerekli çalışmalar yapılmıyor, denetlenmiyor ve buna müsaade ediliyor. Ama ekmek yasası şudur. Bu özellikle bu virüs olayından sonra bir genelge yayınlanmıştır. Ekmek fırın ve marketlerde satılacaktır. Bu kanun çıkmıştır ama uygulama yok, sıfır. Bunu dile getiriyoruz. İlgili bilim ve kuruluşlara söylüyoruz. Denetleyin diyoruz ama denetlenmiyor. Müsaade ediliyor. Ya da gözüm diyor. Yani bunun denetlenmesi göz yumruğu vesaire. Yani şimdi suistimal edilir Aydın. İlgili mercilere gerekli şikayetleri yapıyoruz. Yani kurum ve kuruluş olarak, dernek olarak ne bileyim gerektiğinde ilçemizdeki bu konuda ilgili birimlere şikayetlerimizi yıllarca ifade ettik, söyledik ama bununla ilgili henüz bir yaptırım yok. Diğer taraftan Halgeydim işte Vafkebir Fırıncılar Derneği veya Vafkebir Belediyesi işbirliğiyle beraber fırıncı ustası yetiştirme kursları falan böyle bir şey düşündünüz mü veya düzenlediniz mi? Aydın, fırıncı ustası yetiştirmek çok kolay değil. Yani Halgeydim'le birlikte olacak bir şey değil bu. Benim bir projem vardı. Biliyorsun seninle belli konuları konuşmuştuk. Ben Vafkebir ekmeği için Vafkebir'de özel bir okul açılsın istedim. Yani bunu daha önce de dile getirdim. İşte Bolu'da Ahçı Okulu var. Vakfıgebir'de de vakfıgebirikmeni yapan, yetiştiren bir vakfıgebirikme okulu istedim. Bunu da söyledik. Manşetlere taşıdık. Gazetelerde Vakfıgebir'de fırıncılar okulu açılıyor. Bilmem ne. Hepsi hikaye. Sadece lafta kaldı. Yani fırıncılar işte halk eğitim de anlatmakla uygulama olmadan öğrenmesi mümkün olmayan bir meslektir. Uygulaması olacak. Uygulama okulu istedim. Bir tane dedim okul açalım. Burada elemanlar yetişsin. İhtiyacı olan fırınlar, Türkiye'nin dört bir tarafında ihtiyacı olan fırın gelsin bu okuldan elemanını alsın. Ama bunu da yapamadık. Biliyorsun bu ülkede bir şey yapmak kolay değil. Çünkü fikir benden... Bir şey yapmak kolay değil dediniz. Hayırdır? İlçede bir sıkıntı mı var? Bizi yönetenler biliyorsun ki her zaman bizden üst akıllı insanlardır. Eğer bunları onlar düşünmüyorsa sizin düşünmenizin hiçbir önemi yoktur. Bunu bizi yönetenler düşünecekler. Sen bir fırıncısın bunu düşünemezsin. Ki bu benim görüşüm. Belki yanılıyorum. Belki de iftira atıyorum. Bilmiyorum ama yıllarca böyle oldu. Ve ben bunun yerini de vereyim dedim. Kendi yerimi vereyim. Buraya uygulamalı bir okul açılsın. Burada 6 aylık dönemler halinde hamurgeri ustası yetişsin. Nereye fırıncı lazım? İşte İstanbul'da X fırına. Gelsin okuldan müracaat etsin. Gençler de iş bulsun. Kötü mü düşündün? Yani düşünceniz iyi de işte faaliyeti hayata geçirmek önemli. İnşallah ileride olur. Şimdi
Ben bir yerde okudum. Devlette bir işçinin maliyeti 165 milyar lira. Bir işçinin devlette iş bulma maliyeti 165 milyar liraymış. Yıllar önce okudum. Burada bir okul olsa, işte ne bileyim 50-60 tane öğrenci alsa, bu 60 tane öğrenci 6 ayda bir mezun olsa, üniversiteye gittik bunun için, üniversitede bizim böyle bir kolumuz olmadığını söylediler. Ne bileyim, dandik dündük dallar var. Yok bilmem ne ürünleri, bilmem neler, insanlar mezun oluyorlar gençler. İşe yerleşen var mı? Bir sürü fuzuli dal var üniversitelerde. Üniversiteye gittim arkadaşlarımızla beraber. Üniversiteye böyle bir dal koyalım dedik. Bizim üniversitede olmaz dediler. Peki o zaman dedik böyle özel bir okul açalım. Özel değil. Yani devlete bağlı bir okul olsun. Yerini de ben vereyim. Yerini de vereyim. Devlet buraya bir tesis kursun. Burada da 6 ayda insanlar yedirsin. Gelip de gece adam saat 12'de bir de benim işime sen kaç lira alıyorsun? 3 lira. Ben sana 5 lira vereyim diye adamı çalmasın. Ama olmadı. Evet. İnşallah ne olur. Diğer taraftan bu bizim Vafkebir'de çok fırıncılar işte Ordu, Giresun, Tokat, sizde Konya'da zannedersem bir fırın var. Hı-hı. Yani bunların bir daha konfederasyon, fırıncılar konfederasyonu bu derneği kurmamdaki amacı o iddiaydım benim. Derneği kurduğumdaki amaç Vakfıgebir'deki bütün Vakfıgebir'de ama Vakfıgebir fırıncıların Türkiye'de faaliyet gösteren bütün fırıncılara üye yapmak, derneğe üye yapmak ve bu derneğe bir konfederasyon haline getirmekti. Yaparız bu şeyden sonra. Tescilden sonra. Bu tescil tamamen elimize geçsin, onaylansın. Tescili biliyorsun bir ajans maddelerini hazırlıyor. Bilmem nesini neler yapabiliriz. Bundan sonra ilk amacımız o. İnşallah. İnşallah. Diğer taraftan bu işte Vafkebir Ekmeği ile ilgili festival düzenleniyor. İlk festival eski belediye başkanımız Sayın Yunus Halis Molla Ahmetoğlu döneminde siz de vardınız, ben de vardım komisyonlarda. Evet. Daha sonra Sayın Hacı Hayri birinci döneminde oldu. En son da işte 6 yıl oldu, bir kez yapıldı. Maden mühendisimiz Vafkebir Belediye Başkanı Sayın Muhammed Balda tarafından yapıldı ve güzel olan şey şu oldu. Ben yazı da yazdım hakkında. Bir, Vafkebir Kaymakamı. İki, Vafkebir Belediyesi. Üç, Vafkebir Fırıncılar Derneği yönetiminden siz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlüğü Trabzon. Dört ayağı oldu. Güzel de oldu son festival. Evet, evet. Bu devam edecek mi? Etmesi yani sizce katkısı oluyor mu Vafkebir? Ya olmaz mı? Festivalin katkısı elbette vardır ama işte biliyorsun sen de bazı ülkemizde işte ne bileyim şehitler oldu, o oldu, bu oldu, şu oldu. Bazı nedenlerden dolayı devlet buna izin vermedi. Şimdi bunu daha önce de birebir konuştuk. Zannediyorum seninle tartıştık konuyu. Son festivali belediye başkanı yapmadı veyahut da fırıncıların parası yoktu diye halk arasında bir söylem oldu. Burada eğri oturup doğru konuşmak lazım. Adamı sevmeyebiliriz ama muhalefeti adam gibi yapacağız. Yani doğruya yanlış, yanlışa doğru deneyeceğiz. Adam yapalım dedi. Belediye başkanımız yapalım dedi. Oturdu, görüşlerimizi aldı. Ama ondan sonra olmadı. Bu onun suçu değil. Yani bu ülkemizde şehitler vardı o zamanlar. Festivalleri devlet iptal etmiş. Ve hayır ben bu konuda yani, iade de belediye başkanıyla başkan eleştirmedim. Şu anlamda söylüyorum. Yani katkısı oluyor mu? Yani Vafkebir Ekmeği'nin festivalinde bunu demek istedim. Belki de Karadeniz sahilinin en kör gemli festivalini yapıyoruz. Yani Karadeniz sahilinde en fazla kalabalığı tutan Vafkebir Ekmeği festivalidir. Doğru değil mi? Yani sağlam, ben bu anlamda söylüyorum. Evet, evet. Eleştirme anlamında. Bizim ilçemizin nüfusu 20 bin. 50 bin kişi oluyor ya. Böyle bir festival Karadeniz sahilinde bir daha görülmemiştir. Ben çok katkısı olduğuna inanıyorum. Doğrudur Sayın Başkanım. Diğer taraftan bu geçen akşam konuğumuz oldu. Esnaf Odası Başkanı. Vafkebir Esnaf Odası Başkanı. Şunu söyledi yani fırıncılar da diyor dedi yani sizden de bahsetti bir şey olarak. %40-%60 yani onlar da zarar ediyor dedi. Hatta ben dedim ki fırıncılar çok para kazanıyor diyor dedim. Hayır dedi. Siz bu konuda hani sizi de telefonla bağlamak istedik fakat irtibat kuramadık. Bu soruyu size soralım. Yani siz cevaplandırın.
Fırıncılar zahmet çekiyor mu bu korona savaşından? Bir de şunu söylemek istiyorum. Sizin çalışmalarınızı ben uzakta da olsam takip ediyorum. Arabalan mahallelere gidiyor musunuz? Bir sürü fırıncı arkadaşlar teşvik ediyor musunuz? Yani bayağı bir uğraş içerisindesiniz. Nasıl bayağı, yani zor mu? Bayağı zor bir konu bu. Bugün yayına gelmeden önce de 5-6 tane fırıncıyla konuyu konuşuyordum. Telefonlar susmuyor. Ne yapacağız? İşte 4 günlük bir yasak daha geldi. Önce şuna cevap vereyim. Kadem Bey'in dediği o konuda ona teşekkür ediyorum. Ya insanlar çarşıya gelmese kime ne satacaksınız? Ya bu kadar aptal mıyız? Çarşıya biri gelmese ben kime ne satacağım? Bu mümkün mü? Ya %30'a indi işlerimiz. %30. Bire razı ekmek yapıyorum. Ben şehrin en çok ekmek satan fırınlardan bir tanesi benim değil mi? Sen biliyorsun. Yani evet. Benim gün kapasitem 5-6 az. Cumartesi evet. Ve pazar günü birer fırın ekmek yaptık. Evet. Ve inan bana o yaptığımız ekmeği de satamadık. Ya şimdi öyle bir acayip bir düzenleme var ki ben ilk defa görüyorum. Ben ilk defa görüyorum. Daha önce iptalleri yaşadım ben. İptalleri de insanlara ekmek almak için izin veriliyordu. Biz ilk gün yasak oldu. Hiç bir haberimiz yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ben insanlara ekmek almaya size izin verilecek diye biliyordum. Sabah geldim. Genelge geldi. Hayır. Ekmekleri siz göreceksiniz. Peki. Vafgebir küçük bir yer değil mi? Hepimiz Burcu'da yaşıyoruz. Vafgebir içerisinde 15 tane fırın var. Kim nereye gidecek? En büyük mahallemiz Kemaliye Mahallesi. Vafgebir'in yarısını temsil ediyor. Kemaliye Mahallesi'nde onda 5-6 tane fırın var. Herkes oraya hücum ediyor. Ve fırıncı da birbirine giriyor. Bu çok doğru bir uygulama değil. Ne yapacağımızı şu anda bilemiyoruz. Sayın Belediye Başkanım aradım. 3-5 gün önce. Başkanım cumartesi pazarı kapatalım dedi. Çünkü bu gidişle arkadaşlarımızla birbirimize düşeceğiz. Öyle ya, ben Kemaliye Mahallesi'ne gittim. Fırıncı başkanı olarak. Ekmek yaptım. Gittim. İnsanların alacağını biliyordum. Almayacakmış. Nereye gittim? Kemaliye Mahallesi'ne çıktım. Orada bir sürü arkadaşım var. Burada var, Günaydın var, Eyboğa var, Yayla var, o var, bu var. Ben ne yapıyorum? Gidiyorum onların hattına. Bu bir saygısızlık. Ve bu gidiş de iyi değil. Bugünden beri onu gündeme getirdik. Neler yapabiliriz diye düşünüyorum. Belediye Başkanı dedi ki abi, ya kapatmak doğru değil. Şöyle dedi. Kamu kurum ve kuruluşlarımız var. İkinci seçeneğe sundum. Dedim ki nöbetleşe fırın bırakalım cumartesi ve pazar yasaklı günlerde. Yani kaç tane fırıncıyız? 25 tane. Yarısı cumartesi açık kalsın. Yarısı pazar günü açık kalsın. Böyle bir çalışma içerisindeyiz şu anda. Ya da buradan bir iki seçeneğimiz daha var. Mesela biliyorsun 4 gün daha yasak uzatıldı. Kaymakam'a şöyle bir önerim olacak. Kaymakam Bey'e dinliyorsa bizi inşallah duyar. Dinlemiyorsa da kendim bizzat söyleyeceğim. Ramazan geliyor. Nasıl olacak? İnsanlar birileri nasıl gelip alacaklar? Ne yapacağız? Köy göy bu şehri pay etme şansımız yok. Bölme şansımız yok. Çünkü yıllardır köyleri ekmek dağıdan arkadaşları var. 5-10 tane fırıncı köyleri çıkıyorlar. İşte ne bileyim Tarlacı'ya giden var, Kıran Köyü'ne giden var, Pallı Köyü'ne giden var, oraya giden var, buraya giden var. Tek tek isimlerini sayamayacağım şimdi. Ben nereye gideceğim? Veyahut da gitmeyen dedik arkadaşımız nereye satacak? Dedik ki bir iki seçenek düşündük. Bir, ya oturacağız, köyleri böleceğiz ya da kaymakamdan izin isteyeceğiz diyeceğiz. Kaymakam Bey, vatandaşa öğleden sonra 2-3 saat pidesini alma izni verin. Bakalım ne yapacağız? Yani bir toplantı yapacağız. Ne olacak bilemiyorum. Çok zor bir durum. Ya yapıyorsun bir ürünü, yaptığın için satmak istiyorsun. Kapatalım diyoruz, kapatamıyorsun. Bizim diyorsun izinsiz kapatma hakkımız yok. Bir fırıncı izinsiz kapatma şansı yok. Çünkü sonuçta kamu hizmeti yapıyorsunuz. Savaşta bile kapatamıyorsunuz. Çok zor bir durum. O para kazanıyorlar. Elbette ki biz yıllarca bu insanların üzerinden para kazandık. Haksızlık etmek doğru değil. Yani konuyu biraz daha senin dediğin soruya getireyim. Hizmet, ben arkadaşlarıma dedim ki yıllardır bu insanların paralarını alıyoruz. Bu zor günlerde bir ekmek de olsa isteyene getireceksiniz. Getirdiler. Hepsine de teşekkür ediyorum. Yani ben ekmek istedim, 10 liralık ekmek istedim, getiremem diyen arkadaşımız olmadı şu ana kadar. İnşallah da olmaz. Ama zor. Bu çok önemli. Şimdi size şöyle mesela Fırıncılar Birliği, Fırıncılar Derneği Başkanı, Yönetim Kurulu üyesi olarak işte sosyal medyadan işte telefonlar, adam mağdur kaldı, dışarı çıkamıyor, ekmeği yok.
Yani ulaşıp da gönderdiğiniz oluyor mu? Hemen hemen bu konuda şikayeti olan yok şu ana kadar bizden, sağ olsunlar. Ben ve diğer arkadaşlarım, ekmek isteyen her adam bir tane ekmek istiyor şoförlü göğüne, bizim Hasan 60 arabasına götürmüş. Vallahi takdir ediyorum. Herkes götürüyorlar da bu konuda bir sıkıntı yaşamadık. O zaman şu var, yani Vakfıkebir'deki fırıncılar çok başarılı bir şekilde insanlara ekmekleri ulaştırıyor diyebiliriz. Ben yanında Aydın, yanında Asım, yarım ekmek istedi, ben de yarım ekmek yolladım. Yanındaki adamı. Asım kayboldu canlı yayında. Şimdi mesajlar geliyor. Mesajlarla ilgili bir sormak isteyen Vakfıkebir ekmeği ile ilgili yazabilir arkadaşlar. Ben her ne kadarsa görmeye çalışacağım mesajları ama Asım Bey şu anda Asım bu. Kayboldu. Anladım. Şimdi Aydın Bey, Ekrem Agat yazmış. Aydın Bey'e ve diğer arkadaşlara çok selam demiş. Ayla Alara Sağlam İstanbul'dan selamlar demiş. Aleyküm selam. Erkan Dolgun, iyi yayınlar. Davut Başkanıma selamlar. Teşekkür ederim. Size selam varmış. Ondan sonra Hüseyin Duran, iyi yayınlar. İzmir'den Hüseyin Duran aramış. Ziya Günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Fırıncı Trabzon'da. Evet, biz de bu ara bizde de teknik aksaklıktan dolayı bizim telefonda tandik olduğundan dolayı kendinden çıktık. Tekrar girmeye çalışıyorum Davut Başkanım. Diğer taraftan bu Türkiye'nin gündemiyle ilgili koronavirüs ve Cumhurbaşkanımız şunu söyledi. Ramazan bayramında inşallah dedi, yani süreyi verdi. Ramazan bayramında inşallah çifte bayram. İnşallah. Yani inşallah diyor. Sizce bu virüs bir nükleer, kimyasal, biyolojik silah mıdır? Yoksa gerçekten ben, yani dünyada var olan virüslerin bir tanesi midir? Yani ne düşünüyorsunuz? Çünkü ben dünyada yapılan her şeyin para için yapıldığını düşünüyorum. Sadece para kazanmak. Ben öyle düşünüyorum. Birileri bana kadılık adılmaz. Ben gece akşam tesadüfen haberi açtım. Bu konuda Bill Gates suçlanıyor. Bilmiyorum izledin mi? İzledin mi programı sen? Bill Gates suçlanıyor. Virüsü dünyaya Bill Gates'in yaydığını söylüyorlar. Ve bu konuda suçlanıyor. Adam 5 sene önceden virüsün çıkacağını söylemiş. Ve gitmiş o Çin'deki çıkan Kuan mıdır nedir o şehire yatırım yapmış. Çok severleri dinlemiş. Bilemiyorum. Ben her şeyin para olduğuna inanıyorum. Para için yapıldığına inanıyorum. Ya şu var, yani insanların kafası çok karışık. Yani gerçekten yok mudur, değil midir? Hepimiz de karışık. Ya bizler ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani gidişat kötü, evet. Diğer taraftan sporla ilgili biraz sohbet edelim Sayın Başkanım. Yine Esnaf Odası Başkanı bir toplantı yaptığını söyledi. Vakfıkebir'de bir yücücülük takımı, işte bir oluşumdan bahsetti. Güzel bir oluşum. Siz de uzun yıllardan beri sporun içerisinde yer aldınız. Vakfıkebir'de ne olur, nasıl görüyorsunuz spor? Hatta kulüp başkanlığı. Sadece Kirazlık değil, Vakfıkebir Büyük Liman Spor Büyük Başkanlık. Kiraz Spor'da ikinci başkanlık, Büyük Liman Spor Büyük Başkanlık yaptı. Tamam. Samimiyet olmaktan sonra bunu yıllar önce söyledim. Hiçbir şey olmaz. Önce samimiyet. İnsanlar birbirine inanacaklar, güvenecekler. Güvenmedikten sonra olmaz. Sen spor adamısın, bu işi benden iyi biliyorsun. Bizim odanın siyerimiz belki de Trabzon'un iş bilgisinde yok. Var mı? Yok. Ama potansiyelimiz gittikçe kayboluyor. Çünkü artık altyapı da yok oldu. Biliyorsun amatör takımlarımızın nerede olduğunu ben bilmiyorum şimdi. İnan bana bilmiyorum. Büyük liman nerede oynuyor bilmiyorum. Oynuyor mu bilmiyorum. Toplanıyor mu bilmiyorum. Kirazlık ne yapıyor bilmiyorum. Biliyorsun büyük limanı biz bıraktık. Arkadaşlarımız sizlere verdik ama maçlara çıkılıyor mu çıkılmıyor mu hiç haberim yok. Takip etmiyorum. Ama yani Büyük Liman'da Kirazlık'ta. Kirazlık kapattı zaten A takımı da. Altyapıda devam ediyor. Büyük Liman ikinci amatör gümede. Yani orada da çok sağlıklı bir şey yok. Yani çok zaman geçiyor. Bu şekliyle de altyapıyı da yok ediyorsun. Altyapımız da kayboldu. Gene bunların bir altyapıları vardı. İnsanlar biliyorsun sen öğrettin yıllarca. Sen yetiştirdin. Evet. Şimdi öyle bir oluşum da yok. Altyapı da kurulmuş. Ama olması gerekir. Yani bu şehir, bu ilçe 3. lige yıllar önce takım çıkarmalıyım. Şimdi değil. Ama biliyorsun olmuyor işte. Öteki beri ki Tere karşısıydı, Dere berisiydi. Samimiyet olmadan bu işleri çözme şansımız yok.
Yani olmaz. Bu olay olduğunda ben elde varım biliyorsun. Yani mutlaka da bir de şu var, bu yani dediniz ya, bu işi bilenlerle beraber yürümek lazım. İnşallah iyi olur. Yani bunun şu var, yani biz tabii bu işte birkaç ayak olacak. Zengin olacak, işi bilen olacak. İşte belediye mutlaka olacak. Belediye olmazsa olmaz. Tesis konusunda, sosyal güldüren maddi konuda belediye para verir. İsteklerimi biliyorsun. Benim dediklerim o yıllar yapılsaydı bugün çok farklı yerlerde olurduk. Belediye, Sayın Belediye Başkanım, o zaman şimdi söylemeye de gerek yok. Art niyeti değil biliyorsun. Sevdiğimiz bir insan. Hala sevdiğim, çok sevdiğim bir insan. Vaatleri vardı. Ben hala aynı şeyleri söylerim. Kalıcı gelir, akıcı gelir olmaktan sonra bu işler birilerinin paralarıyla olmaz. Bir dönem olur. İnsanlar sürekli para vermekten yoruluyorlar. Akıcı gelirler olacak. Ne demiştik o zaman? Terminalin giriş çıkışları bizim olsun. Değil mi? Trabzon'a evet. Kalkan minibüslerden birer lira alalım ya. Birer milyon alalım ya minibüs başına söyledik. İşte Oda Barkı Belediye bize versin dedik. Çalıştırmıyor şu anda. Çalıştırıyorsa da hiçbir önemi yok. İnsanlara bak. Oda Bark'taki geliri işte spor kulüplerimize aktarsınlar. Ne bileyim. Terminal'a giren çıkan otobüslerden bir tek bizim burada para alınmıyor. Doğru mu? Bu gelirler bize yeterdi. Yeter miydi? Sen bu hesapları çok daha biliyorsun yedirdi ama her ne hikmetse bunlar da olmadı. Dedim ya lafın başında, bizi yönetenler her şeyi kendileri çok iyi bildiklerini düşünüyorlar. Evet, Abdurrahman Aslan yazmış. Aydın Hocam, bu iki güzide takım birleşerek bir takım olamaz mı diyor. Saygılar, hani bize sordu ama şimdi iki takım birleşme noktasını siz de vardınız. Yani ondan sonra üçüncü futbol takımı Vafkepirspor'u biz ben kurdum çıkardım. Dedik ki bunların ikisi birleşsin de Vafkepirspor olsun. Biz lafını kestim, özür diliyorum. Biz bu fikrimizi şu anki belediye başkanımızla hiç paylaşmadık. Paylaşabiliriz. Mehmet Bey bu işlere karşı gelecek bir adam olduğunu zannetmiyorum. Tamam mı? Onunla da bu konu konuşulabilir. Ama biliyorsun şu anki gündemimiz olaylar memleketimizde görülen virüs havasından insanlar çan derdine düşmüş. Bu daha sonra gibi olay ama Muhammed Başkan'la bu iş konuşulur. Ve Muhammed Başkan nezaretinde bu kulüpleri birleştirebilir. Mesela senin dediğin, bunun adı değiştirilebilir. Bütün kulüpler feshedilebilir. Artık bu geçmişteki eski işleri bırakalım. Artık hala 60 seneki önceki olayları konuşuyoruz. Büyük limanıydı, Kirazlı'ydı, bilmem neydi. Bu ülke bizim ya. 60 yaşına geldik, hala aynı şeyleri konuşuyoruz. Tek bir isim adı altında Vakfiyebilsiv olarak faaliyete devam edebiliriz. Kulübü zaten sen kurmuştun. O zamanki amacın da oydu. Olur. Evet. Bunda en kavgası olması olur. Bu konuda belediye başkanına oy vermiş olabiliriz, vermemiş olabiliriz. Sonuçta iyi bir abimiz, aman iyi bir kardeşimiz. Bu konuda onun fikrini almadık. Alabiliriz. Onunla da konuşabiliriz. Bilmiyorum sen. Yani ben Vakfiyebilsiv olarak isim tescil hakkı bizde. Yönetim kurulu arkadaşlarımızda. O sıkıntı değil. Bunu asıl sıkıntı orada işte. Vakfiyebilsiv Aydın'ıydı. Büyük Liman Davud'un'ıydı. Öteki Kirazlık Muhammed'in'ıydı. Yıllarca bu kavgayı yapmadık. Ama nerede? Sen dediğin gibi Kirazlık kapattı. Ben kapattı diyorsun. Büyük Liman, ben adam ilk sahaya çıkmadı dediler. Vallahi üzüldüm. Yani şimdi ilçemizde gençlerin, yani sadece futbol değil diğer branşlarda da aktif olmaları lazım. Yani bir sadece erkek gençler için düşünmüyorum. Yani bayanlar da, yani işte tekvando var bizde. Halk oyunları var. Mesela bu halk oyunlarında çok başarılıydı Vafkebir. Tekvando da çok başarılıydı. Şahin Bektaş hocamın dönemi. Ondan sonra sosyal bunlar, toplumdan başarı bekleyemezsin. Toplum biraz sosyal olacak. Sosyal olmalı da ya. İşine kapanık büyücü olmaktan çıkmalıyız artık. Bunu yapabiliriz. Bu dediğini gençlere sahip çıkacak, gençlerin önünü açacak ne şey var, yani şeye ihtiyaç var. Yani bir baraya ihtiyaç var. Bir, ikincisi tesis, birlik, beraberliğe ihtiyaç var. Bu ara Medin Baldük Sakarya'dan selamlar diyor Tavut Paşa. Aleyküm selam. Öğrencim, eski öğrencim. Fırıncı değil mi? Evet tabii. Tabii onu ben yetiştim. Evet. Fırını var şimdi. Yani inşallah bu sosyal güldüren
Yani siz başkanla görüşeceğim diyorsunuz Sayın Vakti. Görüşelim diyorum. Görüşeceğim demedim. Hep beraber başkanımla bu konuyu görüşebiliriz. Başkanımız da sosyal bir adamdır ya. İnşallah halk oyunları lisede beraber oynuyorduk yani ama halk evet, oyunları tam... adam içinde fikrini almadan aleyhinde konuşmak doğru değil. Hayır hayır yok ben şimdi şey belediye makamını o temsil ettiği için ismi geçti. Yoksa başkanın yok, ben demedim, tabii ki. O da önce olabilir. Yani o da önce olabilir. Yani onun başkanlığında da bu işler olabilir. Genç bir arkadaşımızdır. Heyecanlı bir arkadaşımızdır. Yapsın ona nasip olsun. Bu işi şu ana kadar kimse başaramamış. Bu ligde bu takımları kimse birleştirememiş. Futbol işte demin dediğin gibi diğer spor dallarının hepsi yok olmuş ilçemizde. Doğru mu? Niye bir bayan futbol takımı olmasın? Bir ara sen çalışmasını yapıyordun. Niye olmasın? Niye bir handbol takımı olmasın? Niye bir voleybol takımı olmasın? Ya bayan futbol branşını teşkil ettik Lafkirli Spor'da. Evet. Bayan sporcular, futbolcular işte 10 yaşından sonra arkadaş acayip bir iş. Yani dedin ya az önce. Bir giren Lafkirli'nin üniversite sayısı artması lazım. Yani sadece fakültelerden kalmamamız lazım. Bilgi değişikliği olması lazım. İnsanların beyni zihinsel olarak daha geniş düşünmesi lazım. Bazı şeyler kalıplardan çıkması lazım. Ya bu yani şimdi bunu aşamıyoruz dediğin gibi. Yani aşmamız lazım. Yani biz olarak her şeye gücümüz yeter düşüncesindeyim. Ama işte olmuyor yani. Çıkıyor birisi. Yeni nesil daha iyi bizden aydın. Aşarız. Yeni nesil daha iyi. Biz öncülüğünü yaparız. Yeni nesil bu işi becerir. Şey yazıyor Ahmet Günal Çinel. Ahmet Çinel yazıyor. Vafike bir çok iyi, ana okulları çok iyi, ilk okullar ve ithal iyi öğretmenler gelirim diyor. Bölgenin kafa yapısı değişsin, argası gelir diyor. Eğitim diyor Ahmet Çinel. Ustam, Medim'de selam varsa ustamdır diyor Medim Bardır. Ahmet Çinel de böyle bir yorum getirdi. Bu akşam asrımızı bıraktık kaçtık. Mesela okulları da bana düştü. Diğer tarafta kusura bakma Sayın Başkanım. Engin Şahinoğlu. Engin Şahinoğlu Bursa'dan selamlar herkese. Engin Şahinoğlu önce. Engin de beraber meslektaşımız karşılıklı çok çalıştık. Orada fırında. Karsiyonların belisi bizim yıllarca. Orada da fırına gittim. Selamlarımı ilet. Aleyküm selam. Zaten izliyor seni. Evet, başka da sorular olan varsa arkadaşlar buradan ben elimden geldiği kadar tandik telefonu elime geçirdim. Asım bizi bu akşam nereye gittin Asım? Sattı demiyorum da o bir ne oldu bilmiyoruz Asım yani. Böyle bizi bıraktı diyelim. Diğer taraftan Sayın Başkanım yani bizim o bölgede Şalpazarı, Trabzon Şalpazarı, Ağasar eski belediye başkanı Hasan Cengiz vefat etti. Cenazesi yarın 12'de Ağasar yani Şalpazarı Merkez Camii'nin orada biliyorsun namaz yok. Namaz kılınmıyor. Evet. Ancak cenaze namazını işte aralıklarla kılınıyor. Bugünlerde ölümler de çok garip oluyor. Bugün de biliyorsun Cengiz Bey'in annesi öldü Akgüz'ün. Ahmet Akgüz'ün annesi. Öğretmen Ahmet Akgüz var mı? Duymadın mı? Hayır onu. Allah rahmet eylesin. Şey var mı? Yine Özgürlüğünden bir şey vardı. İbrahim diye bir İbrahim Turgut öldü. Allah rahmet eylesin. Yani bölgede çok şeyler oluyor da ya şu cenazeler de sıkıntılı. Şimdi namaz cenaze namazları falan yani bölgemizde bayağı bir sıkıntı var. Ya büyük bir deprem var. Şey diyeceğim Sayın Başkanım şimdi bu Ümre'den geldi 15 kişi bunları bütün Türkiye'nin her tarafına işte önlem alındı işte ondan sonra ya. Bize de ve Trabzon'da patlak verdi. Bir dakika oraya bir şey söyleyeyim. Daha sonraki kafilede şu anda karantinaya alındı. İşte çözüldü devlet tarafından. Yalnız şu anda yurt dışından Türkiye'ye yaklaşık 72 ülkeden 25 bin kişi vatandaş talep etti. Şu anda bugün başlatıldı. Almanya Frankfurt'tan ilk kafile geldi. İlk kafile Ankara, Uşak, Kiresun ve Samsun'daki yurtlara 14 günlük karantina sürecini yerleştirilecekler.
Yani şimdi şu hadiye düşmedik. Daha önce Ümre'den gelenleri işte saldık Anadolu'ya. Ama ondan sonraki kafileleri hemen karantinaya aldık. Şu anda yurt dışından talep eden yani 72 ülkeden ülkemize vatandaşımızın gelmesi 25 bin kişi civarında yaklaşık 27 Nisan'a kadar hepsini devletimiz içeri alacak. Yani yurda girecekler. Sizce nasıl görüyorsunuz yani vatandaş bir de bunun çıkması var? Ben önce şunu söyleyeyim. Yani ben Sağlık Bakanlığı başarılı buluyorum. Önce bu tek adamız bu Ümre'de insanlar yollamak oldu. En büyük adamız o oldu. Ama şunu aklım almıyor. Bu virüsün sıcakta yaşamadığını söylüyorlar. Arabistan'dan gelen insanlardan nasıl virüs çıktı? Bu bir. Bir de Arabistan'da var mı bu virüs? Hiç onu bilmiyorum. Var mı Arabistan'da bu koronavirüs? Var. Var. Arabistan'da. Yani ama lazım. Ben bir muhalefet olarak söylüyorum. Vallahi ben Sağlık Bakanlığı'nı beğeniyorum. Sağlık Bakanlığı ben de beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Beğeniyorum. Hani, adam şahane bir çalışıyor. Çok güzel. Çalışıyor. Evet. Adam. Adamın gözleri çıktı ya yorgunluktan. Ve ya, ben başarılı. Şunu da kabul etmek lazım. Başarı bulmadı desek de şey olur. Tamam. Eksik olur. Dünyada tabii, en başkası. Sen de takip ediyorsun. Ben de takip ediyorum. Bütün Avrupa ülkelerine baktığımız zaman insanlar hastanelerde yer bulamadılar. Doğru mu? Bizim daha yoğun bakımlarımız dolmadı. Allah'a çok şükür ya. 1800 tane yoğun bakım hastamız var. Ya bizim yoğun bakım ünitemiz 25 bin. Doğru mu? Yani bugün de hastane açıldı biliyorsun İstanbul'da. Yani bu konuda gerçekten. Saat 450 tane yoğun bakım yatağımız var orada. Şu anda hazır. Sayın Başkanım bu ara mesajlar geliyor. Kısadan okuyayım sana. Bazen telefonum tanıdık kapanabilir. Külay Savaş bir saniye. Günaydın. Davut abimi kutluyorum. O işini iyi bilir. Selamlar. Aleykümselam. Teşekkür ederim. Erkan Baltürk. Hayırlı yayınlar. İnşallah birlikte hareket edecek ortam oluşur. Vafike 1'de olan potansiyel en iyi şekilde değerlendirilir. Başarılar diliyorum demiş. Ziya günaydın. Siyaset konuşalım. Vafike 1 engellenecek belediye başkanı kim olacak? Gelecek belediye başkanı kim olacak demiş. Hasan 1. Dünyanın en her yerinde var olayım yer yok. Ne demiş? Dünyanın olmayan her yerinde böyle bir şey demiş. Ne demiş? Bir saniye başkan. Hasan 1. oğlu. Dünyanın her yerinde var olmayan yer yok demiş. Ekmek mi kastetti? Güneş için demiştir başkan. Eyüp Yusuf Kargaç vuruş yabay olduğunu söylüyorlar İsrail'de. Virüsün yabay olduğunu söylüyorlar İsrail'de demiş. Şuraya bir değinelim. Siyaset konuşalım demiş. Vafike 1'in gelecek belediye başkanı kim olacak? Bir ara sizin isminiz de Vafike 1 belediye başkanında geçiyordu. Bu Ziya Günaydın iyi konuya değindi. Sayın başkanım bu da fırıncı galiba. Biliyorsun sizde de çalıştı. Ben Ziya Günaydın yine bilmiyorum kimdir arkadaş çıkaramadım şimdi. Şu an öyle düşüncemiz yok bir ara. Olabilir. Herkes olur ya. Bak ne demiş Tahir Bey? Vallahi ben belediye başkanı oldum. 1000 kişi de aday olabilir diyordu. Hatırlıyor musun sohbetlerimizde? Herkesin hakkıdır belediye başkanı olmak. Her vatandaşın. Eğer sen kendini yederli görüyor musun? Sen olamaz mısın belediye başkanı? Yani kendini yederli görmüyorsun belediye başkanı olmaya. Beni haveslendirme Sayın Başkan. Yoksa aday olurum. Biliyorsun ben biraz konuşuyorum. Çok renkli bir şey, siyaset olur yani. Önemli ama olan... siz daha önce TSB dönemi miydi? Bir size bir teklif vardı. Yani ben o açıdan söylüyorum. Ziya kardeşimiz de hani çok konu gençtim. Olunca. Çok gençtim. 35 yaşındaydım. TSB döneminde geldi. Çok gençsin. Ben biraz biliyorsun ya bu olarak da heyecanlıyım. Kaybetmeyi de sevmem. Hazır olduğum zaman varım dedim. O zaman da 35 yaşındaydım. Girmedim. Şeref Bey girmişti yerime Topaloğlu. Evet. Şimdi başkanım bu şey edince siyaset burada bayağı yazmaya başladılar. Başkan Medin Baldık diyor. Başkan Davut abidir diyor. Onunla Hasan Birincioğlu koronayla alakalı İsrail falan dedi. Mustafa Çinel Mustafa demiş. Yalova'dan Mustafa Çinel. Yalova'dan Vafike 1'e geliyoruz. Ailece geldik mi?
Odurma'ya bir megen yok. Bir de sahilde bir ayrı tuvaleti, bayan tuvaleti en önemli hizmetlerden birisi olması gerekiyor. Fakat ben 70 yaşındayım. Devamını okuyalım bir saniye Sayın Başkanım. Yaşından aileyi camilere götürüyorlar. Ben bundan utanıyorum. Selamlar. Davut Hamidi'ye selamlar. İyi başarılar demiş. Teşekkür ederim. Tanıyorsun herhalde Mustafa Çinel. Bursa'dan. Yalova'da. Eski odabışçıdır. Odabışçılığı yapmıştır. Kamyonculuk odabışçılık. İyi bir abimizdir. Abimin arkadaşıdır daha doğrusu. Ya şimdi şunu bilmeliyiz. Demin dedim ya muhalefet yapacaksak adam gibi yapalım. Doğruları konuşalım. Sahili biliyorsun yıllardır bize karayollarından bir türlü alamadık. Ama şu anki belediye başkanı orası için güzel projeleri var. Ve Yalıköy'ünden başlandı zaten biliyorsun. Parkla beraber ekmek parkıyla ilk inşaat başladı. Sahildeki düşündükleri projeleri yaparsalar sahilimiz çok güzel olacak. Biliyorsun Karadeniz'in en büyük sahilinden birine sahibiz. Sahillerimiz çok güzel ama karayolları bize teslim etmediği için şu ana kadar orada bir oluşum olmadı. Ama düşünülen projeleri beğeniyorum ben. Bilmem sen beğeniyor musun? Benim hoşuma gitti. Sahildeki projeler ya, şimdi devlet eli Vafke bile değsin de bir hizmet gelsin de ne olursa olsun. Ben çok eleştirmiyorum bu konuda ama işte Yalıköy, Kılıçdaroğlu'ndaki bir sürü sorun var, sıkıntı var. Bana konuşalım. Yani orada bir yere bunu konuşmaktan kaçınmayalım. Yani çözüm konu bulalım. Konu demek o çözümü de daha önceki belediye başkanıma söylemiştim ben. Sahilde bizimle ilgili ona bir teklif sunmuştum. Demiştim ki Vakfıkebir'in girişine ve çıkışına Vakfıkebir ekmeği ile ilgili fırın yapalım, tesis yapalım. Ortaklaşa. Yani 3-5 tane fırıncı bir araya gelelim. Oraya bir tesis yapalım. İnsanların konaklayabileceği işte fırın, lokanta, ne bileyim dinlenme tesisi, patolojisi bir girişten bir çıkışına yapalım. Çünkü hepimize 20 tane fırıncıya buradan tek tek yer verme şansımız yok. Vallahi sadece ben söyledim. Bilmiyorum. Belki şu anki belediye başkanı düşünebilir. Çünkü biliyorsun çavuşluğu engellemek için bizim sahile inmemiz lazım. Vakfıkebir ekmeği dünyaca ünlü ama sahilde sergileyeceği bir yeri yok. Asım geldi. Asım hoş geldin. Ben sunmaya başladım. Senin görevin ya Teram. Ya çok zor oldu. Bu akşam nazar oldu herhalde. Bu akşam nedir bilmem ya. Ne oldun? Devam ediyorum ben. Sen şimdi eklersin. Ekleşirsin bize devam edelim. Şimdi tamam. Sayın Başkanım. Tamam. Vakfıkebir ekmeğin güzel konuyu değiniriz. Girişe çıkışa mutlaka logosu mutlaka fırın olması lazım. Yalnız bizim şöyle bir sıkıntımız var. İktidar eli Vakfıkebir Belediyesi AK Parti'de olduğu için yani Vakfıkebir ile alakalı bir öneri getirsen bile yani, Asım Bey evet tamam. Konsantrem bozuluyor. Tavuk abi ortaya aldın. Tamam. Şimdi bu şimdi konu şimdi Vakfıkebir Belediyesi AK Partili olduğu için AK Parti'nin yukarıdan bir merkezi yönetim şekli var. Yani Vakfıkebir'de ne yapacağını AK Parti'nin yukarısı karar veriyor. Millet Bahçesi diyor ismini değiştiremesin. İşte pedon olacak, pedonun randı falancı tökecek. İşte çim olacak, çim Ankara'dan gelecek. Yani Vakfıkebir'de fırın varmış. Efendim fırın bir reklamı olacakmış. Yani başkanın da çok yapacağı bir şey yok. Yani sen ona yıllardan beri uğraşıyorsun. Ben iyi biliyorum. Vakfıkebir ekmeği, Vakfıkebir kimliği, Vakfıkebir ekmeği, Vakfıkebir kimliği oluşturalım. Ama sonuçta bir yeri yaşamıyorsun. Birisi bir yeri yaşamıyor. Yani yukarıdan gelecek emir, yukarıdan gelecek. Ondan sonra Vakfıkebir'de uygulanacak. Adam diyor, Vakfıkebir'de bayan tuvaleti yok diyor. Rezillik diyor adam. Bak buyur yazıyor buraya adam. Yani bunda bir soru yok ki. Yok tuvalet. Yani tuvaleti olmayan bir Vakfıkebir'de ekmek fırını bilmem ne fırını olur mu? İşte yok. Ben de sana konuştum da rahatsız oluyor bir yere. Rahatsız olmasına gerek yok. Sayın Başkanım. Şöyle, Mustafa abi severim ama sahilde yok. Tamam apartmış bayan duvarlarımız var. Her yerde var. Tamam sahilde yok. Sahilde zaten bir oluşum yok. Şimdi nasıl yok ya? Şimdi Mustafa Ucar sahilde park işte diyor. Adam diyor ki buraya bir tesis yapalım diyor. Tuvalet lavabo yapalım diyor. Öneri getirdiler. Olmaz dedi. AK Parti geldi Trabzon'dan komisyon. Bu
buraya proje yapacağız dedi. Tahliye edemedi onu. Bir sürü sıkıldı. Başkanım. Yani ben konuşmak istemiyorum. Hani vakıf gibi burası bizim vakıf gibi birimiz. Size mesaj var. Onlara bu gel. Park'ın durumunu beklemiyoruz Aydın. Park'ı biliyorsun belediye başkanı yeniden dizayn edecek. Belki masraf etmek istememiştir. Bilmediğim konularda yürümek maalesef sevmem. Çünkü bilemiyorum. O Mustafa onu söylemiştir ama o park da artık kendini yenileyecek. Yenilenecek park değil mi? Belediyenin bir park projesi de var orada. Onun için o konuyu bilmediğim gibi oraya yorum yapmak istemiyorum. Başkanım bir keş kaldık. Yani keş kalıyoruz onu demek istiyorum. Çünkü Muhammed Bey şu anki bir dönem bitti. İkinci dönem daha zaten girmeyecek. AK Parti koymaz onu. Yani sıkıntı var. Zaten AK Parti'nin içerisinde sıkıntılar var. İşte Kemal Karaneş olacaktı, olacaktı, bu olacaktı. Yeter de. Yani şimdi kral mı olacaksın orada? İki dönem yeter. Mesela vatandaşın demesi bu. Öyle diyor vatandaş. E sen şimdi kalmış 3 sene, 2 sene 45 projenin hangisini yaptın vesaire. Neyse. Sayın Başkanım sana soru var. Hüseyin Karanesoğlu. Davut abi kolay gelsin. Başarılı bir program yapıyorsunuz. Tebrikler demiş. Diğer taraftan Ali Aydar Kuduz. Selam Aydın Bey ve Sayın Başkan Davut Kuduoğlu ve Sayın Asım Cavdar demiş. Aydın Bey. Bak çok orada dur. Bugün çok önemli bir konuya hissettim. Ali abi biliyorsun Ali Aydar Kudu bugün bana trendi. Beni polise aldırırsın aldıramazsın. İddiasına girelim. Takım elbisesine girelim. Bugün Ali abi polise aldırdım. Arabalan aldı gitti polis. Paketledim. Ne işi var dışarıda? Başı geçti. Ya adam iddia etti. Beni aldırsın aldıramazsın. Etme Ali abi. Taralırsın sonra. Bak etme. Eyleme. Bak akşam diyeceğim onu canlı yayında dedim. Ya yok dedi beni aldıramazsın. Aldır bir sana takım elbise. Baktım tamam, polis ya. Geldi. Uluslararası drone çıkar oradan. Ya şimdi... çıkma çıkar da dedim aldırırım seni. Aldıramazsın. Polisi paketledim yolladım onu karakola. Selam olsun ona burada. Evet. Evet. Ali abi saygılar. Bizden de selam olsun. Davut abinin aynı zamanda akrabasıdır. Onunla uğraşılmaz. Ali Aydar Kudula Vafı Gebir değil. Türkiye uğraşamıyor diyor Davut abi. Doğru mu Davut abi? Adam... Saygılar Ali abi. Adam yürüyen adam. Aşiretini buldu. Adam gitti Doğu'da aşiretini buldu ya. Bulur. Evet. Şimdi yürüyen adam Tonya'dan Muhammed Çelik. Daha önce de konuğumuz oldu. İyi yayınlar Asım ve Aydın Bey. Davut Bey'e selamlar Tonya'dan demiş. Hüseyin Duran. Vafgebir'in en büyük sorunu sanayi. Biraz değinin diyor sanayi. Ya bu işte ondan sonra diğer taraftan Emrah Kuduoğlu. Bizim Emrah ya. Senin oğlun. Emrah selamlar, saygılar. Aydın Bey babama sormanız fırınlarda nöbet sistemini çekilecek mi? Bir hafta sonu belirli fırıncılar nöbette bırakılacak mı? Evet Davut Bey. Bu da sizin oğlunuzdan sevdiğimiz kardeşimiz oğlunuz Davut Emrah Kuduoğlu. Davut abi evet seni dinliyoruz. Aydın bu konuda çalışmaları yapıyoruz. Bir defa da verilecek karar değil. Tamam şunu söyleyeyim. Şimdi meslektaşlarımız arasında iyi bir bağımız var bizim. Kendi aramızda çok güçlü bağımız var. Yani belki benim bir dediğim iki etmeyecek arkadaşlarımız var işlerinde. Ama tek başıma karar vermek istemiyorum. Şu anda onların görüşlerini alıyorum 3-4 gündür. %90'ı cumartesi pazar nöbetçi uygulamasına geçelim diyorlar. Hatta bunu diyorlar devam ettirelim. Öyle. Şimdi şöyle insanlar şöyle bir düşünsünler. Şaka bir tarafa. Fırıncının özel bir ayeti yok. Oğlum abi. Yayında aradılar onu herhalde. Tabu da bir şey kesildi. Fırıncının özel bir ayeti yok. Ben 60 yaşındayım. Hayatımda daha fırının kapısını kapatmadım. Ya fırıncının da bir özel bir ayeti olsun. Bir cumartesi ve pazarı olsun. Ben bunu 20 senedir diyorum. Bugün için değil. Ama bu bir fırsat. Ben bu uygulamayı yapmak istiyorum. Diyorum ki 22 tane fırınız 11 tanesi cumartesi açık kalsın 11 tanesi pazar günü açık kalsın. Cumartesi kapalı olan arkadaşlarımız gitsin dinlensinler. İşine izin versin. Kendisi ailesine zaman ayırsın. Bu dünyanın sonu var. Her şey çalışmak değil. Bu uygulamayı büyük bir telimle yapacağız. Çünkü yıllardır üstünde var. İnşallah Sayın Başkanım. Bu ara Ahmet Çinel de yine yazmış. Türkiye'nin birçok şehrinde Trabzon ekmeği diye vafke bir ekmeği satılıyor. Ekmeğimizin telif hakkını alamadık mı diyor. Aldık. Az önce anlattık onu. Telif hakkını aldık. Ya, şu an keş kalmış. Herhalde bilmiyordu.
Ondan sonra Tavut abiye gurur duyuyoruz demiş Hüseyin Karanis. Hüseyin Karanis oğlu, pardon, çok özür diliyorum. Hüseyin Karanis oğlu Tavut abiye gurur duyuyoruz demiş. Allah razı olsun. Sonra... Ali abi sataşmış sana Asım, görüyor musun mesajları? Ali Aydar Kudur bak sataştı sana. Bilmiyorum Celt. Ali abi ulaşam. Evet. Evet şu anda görüyorum. Sonra diyor yanlış olduğunu anlayınca bıraktılar. Ara sor diye. Arayacağım. Sorun yok Ali abi, biz seni seviyoruz. Bir renklilik olsun dedik. Kendi de talep etti. Şimdi ben talebi değerlendirmem lazım. Biliyorsun ben renkli bir sığmayım. Yani Davut abi bana dese ki beni polise aldır. Aldırırım yani. Ne yani sonuçta? Kendi talep ya. Ediyor sonuçta. Ya. Talebini ya. Kırma. Vatandaşın seni yerine getireceksin. Evet. Yani ne diyor? Evet Aydın Bey devam edebilirsin. Tamam. Teşekkür ederim. Eyüp Yusuf Kargaç, iskelenin yarısı yolda kaldı. İskelenin uzatılması gerekir diyor. Bu tabii yani o doğru diyor. Bu yol geçtiği zaman vardı biliyorsun. İskele uzatılacaktı, öyle söz verilmişti ama o da öyle kaldı. Dursun Kaya evet. İyi yayınlar demiş. Hüseyin Karanisoğlu Vakıf Kebir'in sosyal yapısının müdahil olmak lazım demiş. Ondan sonra Büyük Liman ilçesi geçiyor. İskelemiz sahil yolunun altında kaldı diyor. Eyüp Yusuf vesaire. Ziya Günaydın. Tavut abiye selamlar demiş Ziya Günaydın. Ziya Günaydın. Eski fırıncı şu anda Trabzon'da. Size de selamları var. Evet Tavut abi bir konuyu daha gelmek istiyorum. Şöyle gir. Biliyorsun her sene biz yaklaşık 10 sene Lafkibir'de futbol turnuvası kaymakamlık adı altında düzenledik. Ve komisyonda çok sevdiğimiz insanlar vardı. Yani diyelim tevdik komisyonunda. Daha sonra işte biz bıraktık derken işte böyle oldu. Yani her yıl çok güzel bir futbol turnuvası düzenliyordu. Ve Trabzon'dan antrenör arkadaşlar geliyordu. Şey maçları yapıyorduk. Koyuyorduk final maçı öncesi. Şöhretler maçları. Yani bu daha sonra 2 sene zannedersem bu en son işte Taraftarlar Derneği Vafkebir Trabzonspor Taraftar Derneği düzenlemeye devam etti. Festival'e de işte final maçını koydular. Festival'de de işte bunlara ödül verdiler. Yani oraya da çıktılar. Yani bu yani festival ekmek işte turnuvası gibi oldu. İyi bir şey, iyi oldu. Ha biz de bizim o şeyi devam ettirebilirdik aslında. Ama bunlar yaptığı için Trabzonspor Taraftar Derneği Vafkebir'de böyle bir faaliyet yaptığı için, Vafkebir Belediyesi de bunları desteklediği için işbirliği diyor. Yalnız ben şöyle bir öneri getirmek istiyorum. Vafkebir Fırıncılar Derneği yönetimine fırıncı olması dolayısıyla kirazlık, Vafkebir kirazlıkta Büyük Liman'da futbol oynamış, antrenörlük yapmış çok değerli yani kardeşim, abim, senden kardeşim Yılmaz Kudoğlu. Kane Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Aynen. Onun isminin mutlaka festivalde geçmesini, yani en azından o turnuvanın işte antrenör Yılmaz Kudoğlu anısına yapılmasını sizden talep ediyorum, istirham ediyorum. Eğer mümkünse bu ismin yaşatılmasını istiyorum bu konuda. Takdiri size bırakıyorum Sayın Başkanım. Burada festival yapılsaydı bu sene arkadaşlarımdan, fırıncı arkadaşlarımdan bana o teklif şöyle geldi. Aynen dediğin şekilde bütün hepimiz Yılmaz Kudoğlu olarak yani ederim dediler. Ama yapılmadı. İnşallah bir gün olur. Yani bizim ben bunu sizden bizzat istiyorum. Yani istiyorum derken yani bu bir yapılması lazım. Çünkü Vafkebir'e genç yetiştirmiş, insanlara örnek olmuş, sürekli spor yapmış, kendi hayatıyla de örnek tamam. olmuş. Biliyorsun Hasan da iyi bir arkadaşımızdır. Bu işi yapar. Hasan da gayet güzel yapıyor. O dediğin turnuva Hasan Bahadır yaptı değil mi? Başkan odur. Yok. Hayır, turnuva yapılsın, devam etsin. İsim yani en azından ismi hani olabilir, bir kez olur. Olsa rahmetli antrenör Vafkebir Kiraz'la büyük bana öğrenci yetiştirmiş. Anladım. Yani hizmetleri olmuş futbol turnuvasında 10 yıl komisyonda beraber. Şunu anlayamadım. Yani, turnuvayı kim düzenleyecek bu sene? Ya kim düzenliyor? Diyor ki Taraftarlar Derneği, Vafkebir Belediyesi adı altında işte festival ekmek turnuvası diyorlar. Mesela dördüncü ekmek işte Taraftarlar Derneği. Ha bunun ismini mesela nasıl diyelim ki işte yani bu seneki ismini onu korsun antrenör. İşte
Yılmaz Kudoğlu gibi şeklinde yani, olursa olmazsa yani ben kendim şahsen mutlaka bunu yapacağım. Onu da söyleyeyim yani. Küçük tamam, de olsa. Bana işte beni, ama beni bilgilendirirsin. Tamam. Beni Sayın Başkanım, yani sizi aşmak istemiyorum orada. Yani sonuçta sen bizim önümüzdesin. Sonuçta Aydın Bey. Aydın Bey. Aydın Bey. Vafkebir Çarşı Mahallesi Muhtarı'ndan mesaj geldi. Onu okumak istiyorum. Sen şu anda görüyor musun mesajı? Görüyorum. Tamam, o zaman sana bırakıyorum. Yok, sen okuyacaksın. Öyle dedin. Bana topu atma Asımcığım. Ben yok, görüyorum. Yok, bu akşam sunuculuk sende Aydın Bey. Bu akşam ben burada Davut Başkan'a... Şimdi burada birisi dedi ki, yazı yazdı. Davut Başkan'ı mı diyor, yormayın dedi. Bak, şimdi bana topu atma. Şimdi Sayın Muhtarım, Çarşı Mahallesi Muhtarı bize de konuk olmuştur. Güzel şeyler yazıyordu. Ben gözümde görmüyor. Yazdı ufak. Asım Bey, sen okursan memnun olurum. İki Büyükşehir Belediye Başkanı yargılanıyor demiş. Peki Melih Gökçe ve Kadir Topbaş neden yargılanmıyor? Ve zaman gazetecisini kaç yıl dağıttılar? Zaman gazetesini demiş. Şimdi Türkiye gazetesi dağıtılıyor. Nerede savcılar? Ülkede adalet bitmiştir demiş. Vafkebir Çarşı Mahallesi Muhtar. Muhtar beğendiğim, sevdiğim bir çocuk Gökhan. Fikirlerine aynen katılıyorum. Doğru diyor. Ben yayının başında da şunu dedim zaten farkındaysan. Muhalefeti adam gibi yapacağız. Doğruya doğru, yanlışa yanlış yapacağız. Eğer bugün bu iki belediye başkanı yargılanıyorsa bu adamlar görevden alındılar. Ne için alındılar? Yolsuzluk yaptıkları için. Niye yargılanmıyorlar? Adam açık olarak söylemedi mi Bülent Arışık'ı Melik Gökçek Ankara'yı parsel parsel parselledi? Söylemedi mi? Hangi evet. Savcı ve çağırdı? Hangi savcı dava açtı? Hiçbirisi. Ama ekmek dağdana yasak. Evet. Bunu kınıyorum. Evet. Ergin Şurutoğlu mesaj yazmış bizlere. Proje var, icraat yok. Akşam iyi bir karın doyurur mu? Demiş. Bir abim Facebook'ta yazdı bana ki bu ekmek dağıtma işi doğruysa ben de dedi X partili olacağım, söylemeyeyim şimdi yayında. Dedim ki abi vallahi ben haberleri de dinledim. Ya, haberler yalansa yapacak bir şey yok. Ben haberleri de dinlediğimi yazdım. Paylaşmıştım. Bu doğru mu dedi bana. Vallahi haberler de öyle çıktı. Ama tabii Fox'un yaptığı bütün haberler yalandır biliyorsun. Davut Bey. Aydın Bey tamam. Efendim. Şey, arada mesaj var. Bak Amerika'dan yazan birisi var. Gördün mü onu? Gördüm. Yani Büyük Duman TV dünyanın diğer ucundan da izleniyor. Onu demek istedim Sayın Asım. Evet. Aynen öyle. O. Teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Yalnız bu akşam nazar mı olduk? Nedir? Ben anlamadım. Yayından düşmeler, kesintiler, kopmalar. Yani bu akşam bir sıkıntı oldu Davut Başkanım. Yani sanırım Ramazan ayı da geliyor ya. Biliyorsun. Evet. Sana bir soru sormak istiyorum öncelikle. Bu soramadım bu akşam sana soru. Biliyorsun Ramazan ayı geliyor. Ayın 23'ünde Ramazan. Başkanım pideler konusunda biliyorsun pide satışında fırınlarımızda hijrolik biçimde yani şeyler uygulama olacak mı? Ne olacak fırınlarımızda? Yani vatandaşlarımız rahat gelip pidesini alıp götürebilecek mi? Biliyorsun dünyaya kavurmakta olan koronavirüsü var. Yani fırınlar hijrolik mi? Fırınlarımız samimiyetimle söylüyorum buna algımız inansın. Evet. Karadeniz sahilinin değil bana göre var ya bizim fırınlarımız Türkiye'nin en iyi fırınları. Ben biliyorsun az önce Aydın söyledi. Benim fırınım var aşağıda. Fırınlarda çoğunu gezdim gördüm. Bu hafta yıkmayı yapan fırınlar da çoğuna gittim. Bu Gebir'de hijyenik olmayan fırın yok. Evet. Fırınlar zaten imara da açık. Vatandaş geldiği zaman geliyorsun sen benim fırınıma değil mi? Giriyorsun hamurhaneye. Evet. Bütün fırınlarımız imara da açıktır. Herkes denetleyebilir. Önce evet. Bunda gönüller rahat olsun. Bir tane soru da gelmiş. Mesaj gelmiş. Demiş ki Davut Başkan demiş haftada bir ekmek dağıtımı var mıdır? Yani böyle bir soru da bilmiyorum. İlk defa ben böyle bir soruyla karşılaştım. Bu ekmek dağıtma bir de konusunda valiliğin genelgesi gelecek. Sayın Belediye Başkanım'la 3-4 gün önce konuştum. Dedi ki başkanım vali genelge yayınlayacak. Bir de nasıl alınacak konusunda henüz genelge gelmedi. He, anladım. Perşembe günü, çarşamba günü mü yasak? Perşembe günü yasak başlıyor 4 gün. Cuma günü Ramazan Cuma günü mü bilmiyorum. Yok Cuma yok günü. Ramazan ayın 23'ünde. Perşembe yani, gecesi. Yani şunu demek istiyorum. Yasaklı güne çatıyor. Şimdi insanlar çarşıya gelmezse
Bir de kime vereceksin? Bu bir de dağıtma işi, ekmek dağıtma işi tam bir karmaşa. Az önce sen yoktun, Aydın'a anlattım. Şimdi Kemaliye Mahallesi bu şehrin yarısı. Kemaliye Mahallesi'nde 10 tane fırın var. Onu da Kemaliye Mahallesi'ne gidiyor. Arkadaşlarımıza karşı karşıya geliyoruz. Kaymakam Bey'e şöyle bir teklifim olacak. Belli bir saatlerde vatandaşa 2-3 saatliğine bir de alma izni versinler. Gelsin adam bir desini alsın, biz de birbirimize düşmeyelim. Evet. Yani atıyorum, atıyorum saat 2'de bir de başlayacak çıkmaya, örnek veriyorum. Saat 5'e kadar 3 saatlik zaman içerisinde gelsin bir desini alsın adam gitsin. Bu tek tek dağıtma çok büyük sıkıntı doğuracak. Nasıl sıkıntı doğuracak? Ben gittim Kemaliye Mahallesi. Ödegi arkadaşım geldi. Ödegi geldi. Peregi geldi. Orada da 3-4 tane fırıncı arkadaşımız var. Evet. Evet doğru. Bu çocuk. Ya da ikinci bir önerim olacak. Kendi arkadaşlarıma. Kaç tane köyümüz var? 32 tane. Köyleri böleceğiz fırınlara. İki seçeneğimiz var. Zor oluyor. Peki zor oluyor değil mi Davut Başkan? Sonuçta biliyorsun Kemaliye Mahallesi muhtarı geçen hafta onunla beraber dağıtım yapıldı. İlker sana, kardeşim de vardı. Sen bana mesaj attın. Sana bir de yolladım. Ekmek yolladım. Ama evet, oradaki, oradaki fırıncı arkadaşım doğal olarak alındı. Orada sana bir de getirdiler aslında. Başka bir yere satmadılar. O da buradan duysun. Bir dakika. Alındı ama bana oraya gelme amacı şuydu. Röportaj yapmak için geldi Alişan abiler. Tamam. Yani konu neyse, buydu. Yani. Yapmaya geldi. Sana bir ekmek yedirdi. Sadece şunu anlatmak istedim. Başkasına sana bir ekmek yedirmek. Başka birine satış yapmadık ama oradaki arkadaşımız satış yaptığımızı düşünerek üzüldü. Anladım. Şunu demek istiyorum. Bu fırınlar birbirine girecekler. Yok, yani yanlış bir uygulama. Ben haberciyim. Evet Davut Başkan. Ben haberciyim. Ben Alişan abiyle röportaj yapmak için yani bu konuyu aydınlatmak için geldiler mahalleye. Yani yoksa anladım. Aslında ben onu demek istemiyorum. Demek istiyorum ki yarın bunlar böyle birbirine girecekler. O benim oraya geldin, benim mahalleme geldin. Bu ne olacak? Biz de kapatalım diyoruz. Biz de kapatalım diyoruz o zaman cumartesi pazar. Ben cumartesi günü beyaz ekmek yaptım. Bütün fırıncı arkadaşlarım da aynı. Beyaz ekmeği satamıyoruz. Arabaya koyuyorsun. Şimdi adam istiyor bir ekmek. Şoförlük yerine gidiyorsun bir ekmek için. İşte Rıtmanlı'ya gideceksin bir ekmek için. Bu çok zor bir olay çünkü bizim bölgemiz dağınık bölge. Burası icra dolu değil ki. Evlerin mesafeleri işte senin göğünü biliyorsun, benim göğümü biliyorsun. Zaten ya da bütün göğleri biliyorsun. Bir mahallede bir ev, bir mahallede bir ev. Bunu tek tek dolaşma şansın yok. Buna ne araba dayanır ne insan dayanır. Mutlaka. Nasıl olacak bilmiyorum. Ya demin dediğim gibi işte iki göğü senin iki göğü benim böyle bay edeceğiz. Ya da nöbetleşe fırın uygulamasına geçeceğiz. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Evet. Cumartesi yarısı. Asım Bey, evet. Canım burada bir iki mesajı bana okuyayım istersen. Ok Aydın Bey, tamam. Evet, Ayla Alara Sağlam, Amerika'dan izlediğini söylüyor. TC Nuray Yüksel de Amerika'dan izlediğini söylüyor. Engin Şürdoğ, Yalıköy, İstanbul'da ikamet ediyor. Proje var, icraat yok, iyi niyetlerin karın doyurmuyor. Mevcut belediyenin iradeyi gösterip düdüğü eline alması gerekmez mi? Sonuçta sosyal belediyecilik vatandaşın yaşam standartlarını üst düzeye taşıması gerekmez mi demiş. Ali Aydar Kudu ne diyor? Asım yemek nerede? Biz orada. Selamlar aramızda Tavut Başkan gelsin diyor. Ondan sonra Ziya Günaydın demiş. Vafı Gebir İşkur'dan olsun, diğer kurumlardan olsun, hastaneye alınan personel, belediye alınan personellerin ilçeye Töre Gözü'nden ve Ballı Göğü'nden Mısırlı Mahallesi'nden bir tane adam yok. Bu nasıl iş demiş. Ayla Alara Sağlam çok işte ona yazmış herhalde. Murat Zaman Ukrayna'dan selamlar diyor. Tavut Başkanı Asım Çavdar'a Ukrayna'dan selamlar. Evet. Ukrayna'ya bizden de selam. Evet. Gökhan Bahadır. Çarşı Mahallesi muhtarı. Aynen öyle. Başkanım hepsi hesap verecek. Kurtuluşları yok. Sizlere hayırlı yayınlar diliyorum. Büyük Liman TV gerekli hep yandaş olmaz. Gerekli yandaş olmaz demiş. Ondan sonra Abdurrahman Arslan 24 saat sonra kalkacağız nasipse diyor. Ne diyor onu anlayamadık. Şey mi? Şey dönüşümü mü bu? Sağır mı diyor? Herhalde. Herhalde. Evet. Durum bu en son. Evet Asım Bey. Orayı bana mı sordun?
Aydın bana mı sordun soruyu? Yani genel sordu. Diyor ki hastane diyor. Mesela hastanelere alınıyor diyor. Ömlerden işçi alınıyor diyor belediyeyi. Fakat diyor. Hepimiz önce şunu bilelim. Ya biz, ben 60 yaşından bu ülkede doğdum büyüdüm. Yani şu ana kadar yaşayan belediye başkanlarının hepsiyle çalıştım. Ya zor bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkeye belediye başkanlığı yapmak kolay değil. Ben hiçbirinin avukatlığını da yapmıyorum, şimdi de savunmuyorum. Ama bu insanları, herkesi memnun etme şansınız yok. Gelelim Ziya'nın İşkur'dan eleman işine. Ya ben iyi veya kötü 60 yıldır bu ülkede esnaflık yapıyorum. 50 yıldır. Çocukluğumdan beri bu ülkedeyim. 60 yaşındayım, ben daha bir kişiyi işe koyamadım. Abi bir saniye ama diyor ki bak orada diyor adam. İşkur'dan diyor. Abi diyor ki. Bak İşkur'dan ve diğer diyor belediye ve hastaneye diyor. Mısırlı göğünden bir tane adam girmedi diyor. Ama Töregöz diyor Bağlı'dan. Bak Töregöz diyor Bağlı'dan diyor doldu diyor. Şimdi istatistiğe baktığın zaman. Abi bir saniye istatistiğe baktığın zaman doğru demiyor mu? Ben de ona cevap veriyorum zaten. 60 yaşındayım. 60 senedir memlekete hizmet ediyorum. Bir esnaf olarak demin anlattığın yerlerde her istenilen yerde oldum. Her sosyal faaliyette olmaya çalıştım. Ya ben bir tane adam koyamadım. Ben bir kişiyi işe koyamadım. Evet. Davut Başkan. Siyaset böyle doğru şey. Diyorsun. Sana katılıyorum Sayın Başkanım. Sana katılıyorum. Gerçekten senin kişiliğin, karakterin yeter Sayın Başkanım. Sana bak duruşundan belli ne olduğun başkanım ya. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, bu arada mesajlar geliyor. Diyor ki bize bir mesaj geldi şu anda. Diyorlar ki işte çok doğalsınız, çok teşekkür ediyorum demiş. Hemen o mesajı okuyayım sizlere. Evet. Evet, Necmit Genç. Necmit Genç yazmış bizlere. Çok doğalsınız, tebrik ediyorum demiş. Ahmet Çinal size bir öneri demiş. Bütün fırınlar çalışsın. Hepsi ekmeği belediyeye teslim etsin. Ekmeği belediye kendi belirlediği ekiple bütün köylere dağıtsın demiş. Havuzda biriken parada fırıncılar eşit şekilde dağıtsın. Yani bilmiyorum, havuzda para var mı? Tabii bu soruyu ben de önce... Birikecek para. Para birikecek. Aslında güzel bir öneri geliyor. Yani vatandaşın cüzdesi güzel. Bir şey söyleyeyim sana Sayın Başkanım. Şimdi Ahmet Çinel diyor ki fırıncılar üretsin, belediye versin, yani satsın. Belediye de halka bedava dağıtsın demek istiyor. Niye dağıtsın diyor. Doğru diyor. Şimdi Bafıge bir belediyesine benim adıma, bana aylık şu para geliyor. Bu parayı tam ben şimdi alma zaman. Şimdi Ramazan'da geliyor ya, Ramazan bir demi. Bafıge bir belediyesi alacak senden, fırıncılardan, 23 fırından parayla, benim paramla hizmet de yapacak bana ya. Mahallene dağıtacak. Doğru diyor. Sayın Başkan. Sosyal belediyecilik bu. Bana bak. O ihtiyacı olan arkadaşların gibi bütün arkadaşlarımız karşılıyorlar. Tamam, bütün fırınlar karşılıyor. İhtiyacı olanları karşılıyoruz. Allah'a çok şükür. Bunu vermeyecek olan fırıncı arkadaşımız yok. Yani alamayan, bir de alamayan, ekmek alamayan arkadaşlara bütün arkadaşlarımız, işte ne bileyim, muhtarımız getiriyor bize. Diyor ki abi şu 10 tane adam ihtiyaçlıdır. Bunu söylemek ne derece doğru yanlış bilmiyorum. Veriyor. Yani o konuda kimsenin bir şeyi olmasın. Belediye de bu işi yapma şansı yok. Çok kolay değil. 25 tane fırınlık yapacak ve dağıtacak. Bu mümkün mü? Abi bir şey söyleyeyim sana. Ya abi niye yapmayacaksın? Ya belediye şu anda virüs yok mu? Ya belediye ne işe yarıyor? Şu anda birlik zamanı değil mi? Şimdi rant dağıtma zamanı değil. Gödön tökme zamanı değil. 40 tamam. Milyar, 50 milyar. Ya bir şey söyleyeyim sana. Davut ağa. Konuşmayalım. Adamın 3 tane çocuğu var, 4 tane çocuğu var. Zaten evde kecinemiyor adam. E sen onun adına para alıyorsun. Niye dağıtmayacaksın ekmeği ya? Ya Recep Bilgin, Kürbulak muhtarı Trabzon'da. Aldığı 2 milyar maaşı ekmek alıyor, dağıtıyor kardeşim. Örneği var. E sen aldığın Aydın maaşı ver. Aydın Bey, Eyüp Kargaç yazıyor bizlere İsrail'den. Bak İsrail'den diyor ki belediye tüm ekmekleri alsın, fırınlara dağıtsın. Ya doğru diyor adam. Kardeşim şimdi rant dağıtma zamanı. Canım. Ya doğru. Şu anda belediyenin yapacağı bir iş var. Ya temizlik işleri, hijyenik işler. Ondan sonra ekmeğe insanın ihtiyacı karışacaksın ya. Ramazan gelmiş. Adam evde gecinemiyor. Para yok, pul yok, çoluk çocuğu perişan. Sen hala başka bir buradan çalıyorsun. Saadet Partisi Vafıge bir belediye başkan adayı. Bak Engin Bıyıklı bir zamanlar belediye başkan adaydı Saadet Partisi'nde. Diyor ki bu Ramazan fırıncılar anlatsın.
Köyde ekmek pide satanlar haftada bir gün birine hediye etsin. Öyle diyor, öyle bir önerinde bulundu. Sadece para kazanmak için birbirlerinin satışlarını kırmasınlar. Sözüm o da başka. Davut Kudon da demiş. Sataşmış Davut abi. Şimdi buyur Davut abi. Engin'in ne dediğini tam anlayamadım. Ne dedi? Haftada bir gün bedava mı versin dedi. Anlayamadım. Öyle evet, mi haftada dedi? Bir gün bedava versin dedi. O sorun değil ya. Onu herkes verir. Onu ne dedim az önce? Ya gerçekten samimiyetimle söylüyorum. İşimizde aç fırıncı arkadaşımız yok. Yani sen geldin de örnek veriyorum. Davut abi ver bana bir tane pide. Alamadın mı? Hangi fırıncıdan alamadınız? Kim alamadı? Bana çıksın bir kişi desin ki alamadı. Böyle bir arkadaşımız yok. Biz onları zaten yapıyoruz. Engin demesine gerek yok. Engin onu bilir zaten. Akşam esnaf. O da güzel. Akşam esnaf evet. Kefalet başkanı Sayın Kadem Sağlam bize dedi ki Sayın Başkan işte diyorlar dedi. Biz mesajlar geldi bize. Bayağı mesaj. Okuduk kendisine. Fırıncılar çok iyi para kazanıyormuş. Öyle bir iddia ettiler yani. Durum önce, nedir fırıncıların? Başkanım. Az önce bunu Aydın'a anlattım. Senin yayında yoktun. Ha, yok muydun? Tamam. Hayır. Aklımda mantık var. İnsanın olmadığı çarşıda kime ne satacaksın ki para kazanacaksın? Para kazanmak için satman lazım değil mi? Peki çarşıda Allah'ın kulu yok. Kime ne satacaksın? Abi bir şey ama, söyleyeyim sana ya. Ama şükür olsun, şükür olsun bir saniye Aydın. Neden? Ya kardeşim çaycı kabalı, lokantacı kabalı, herkes kabalı. Gene bizim kasamıza para giriyor iyi veya kötü. O para uncunun parası o anda bizim. İhtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Şükür olsun. Ama denildiği gibi bir şey yok. %30 işleri %30'a indi. Beyaz ekmek yapıyorum ya. Beyaz ekmek yapıyorum yasaklı günlerde. Biraz şumartesi bazı beyaz ekmek yaptım. 15 tane ekmeğim kaldı. Ya çarşıda fırıncıdan başka adam yok zaten. Ekmek gelmeye adam alamıyor. Köye gidiyorsun adam gitmiş ödek gitmiş 50 tane fırıncı. Dün İlger köyleri dolaştı. Karadebe'den bilmem nereden aşağı geldi. 7 tane ekmek sattı. Doğrudur, doğrudur. Allah Allah. Ya o hiçbir şey yok, göründüğü gibi değil. Arkadaşlarımız öyle zannediyor. Ben de diyorum ki tüpçüler daha çok tüp satıyor ama demin Mustafa'ya sordum abi öyle bir şey yok diye. Doğru. O zaman ekmek de yemiyor. Demek ölü hayır, gibi yaşıyor. Yemiyor değil. 50 tane fırıncı gidiyor köylere kardeşim. Çarşıya köyde inmese sen kime ne satacaksın? Şehirde oturan adamın aldığı ekmek, yarım ekmek, 3 liralık, 5 liralık ekmek. Evet. Sen ne kadarlık ekmek alıyorsun evine? Asım ne kadarlık ekmek? Asım 5 liralık ekmek alıyor, 2 gün yediyor ona. Doğru mu Asım? Doğru abi, doğru. Çarşıda oturan adam ekmek tüketmiyor. Ekmeği, ürünü köylü tüketiyor. Köylü aşağı inmedi mi biliyorsun. Evet, mesajlar gelmeye devam ediyor. Aydın Bey, müsaade edersen okumak istiyorum. Buyur. Ahmet Çinal, Asım Bey, orada lütfen bağlanma. Şansımız olsa önerilerimiz içeride anlatma şansımız sahip oluruz. Biz bu işleri Avrupa'nın ortasından, Ramazan ayından yapıyoruz. Bilginize demiş. Teşekkür ediyoruz da şu telefon sorununu inşallah çözeceğiz. Zaten bu akşam da bayağı sıkıntı yaşadık. Bağlantı sorunu yaşadık. Siz de gördünüz sevgili takipçiler. Kolay olmadı bu akşam. Ama öyle böyle atlattık bu akşamı. Mehmet Togul Vafgebir ekmek inanın bedava demiş Vafgebir'de. Doğru. İstanbul'da ekmek ne kadar Atavut Başkan? Yok. Özdeşir yapalım. Ekmeğimiz çok da ucuz değil. İyi yani. Çoğu yerlerden iyiyiz. Tamam. Mustafa Algin, iyi yayınlar. Bence Atavut Başkan'ın dediği gibi köyler fırınlar tarafından bilinmeli. Karadebe Mahallesi Atavut Başkan'ın çünkü her zaman Ramazan ayı köye pide ve ekmek yardımı yapıyor demiş. Mustafa Algin. Teşekkür ederim Mustafa. Muhtar evet. Mısın? Bu arada Mustafa Algin muhtar mı oluyor Karadebe muhtarı? Evet. Aydın Tobaloğlu, Vafgebirliler fedakardır. Biz Avrupa'dan aç kalsak ekmek verirsin, verenimiz olmaz demiş. Bir saniye ya. Bu Karadebe muhtarı burada bir proje vardı. Zannedersem orada ne tepe var? Sivridebe. Karadebe, evet. Turistik proje falan. Yani bak Vafgebir'de o da bir şehir terras da orada yapılabilir. Muhtar da iyi çalışıyor. Tabii. Muhtar da iyi çocuk, iyi çalışıyor. Şimdi o projeyi ben bilmiyorum ama az önce dediğine
Cevap vereyim. Gerçekten şunu insanlarımız bilsin. Bizim esnafımız iyidir. Kim ne derse desin. Bölgenin en iyi esnafı bizdedir. O bazı işte öyleymiş böyleymiş. Sen Vakfı Kebir'de şu ana kadar bu virüs dolayısıyla fahiş fiyat yaşadın mı? Yok. Yaşadınız mı fahiş fiyat? Marketlerde ben görmedim yani böyle pahalı mağalı. Yok. Samimiyetimle söylüyorum. Bizim hesabımız iyidir. Benim yanımda iki tane market var ya. İki tane büyük market var. Her günkü fiyatlar. Avrupa'da 1,5 TL ekmek herhalde. Bir aile alara sağlam yazmış. 1,5 TL. 1,5 TL mi? Euro. Euro mu? Euro. Bilmiyorum. Avrupa'da ekmek 1,5 euro olabilir. O da işte ekmek kaç gramdır bilemiyorum. Yani onun cevap vermek doğru değil. Bilmeden. Evet. Şimdi aldığı ekmek 1,5 euro ama kaç gram? Burada da 1 euro. Ekmeğin kilosu. Engin Bey'den mesaj geldi. Şahinoğlu'ndan mı? Engin Bıyıklı, evet. Vakfıkebir Belediye Başkanı da Saadet Partisi. Anladım. Asım Bey. Evet, dinliyorum. Sana yazdı, baksana. Asım Başkan yanlış anlamasın, o zaten bonker. Köye her hafta gelen Sadış Yaban için söylendi. Asım düzeltir. Selamlar hepinize demiş. Vallahi Allah kalbim, ya ben bonger diye bir şey yok. Benim kalbim temiz olsun. Yani niyetim önemli olsun. Para huzur getirmiyor Sayın Engin Bıyıklı. Her şeyde para değildir. Yani önemli olan insan olmak, adam olmak, dürüst olmak. Bugünlerde işte bu dediğin cümle önemli. Bugünlerde diyorlar ya ki fırıncılar para kazanıyor. Biz para kazanmak evet. için bu işi yapmıyoruz. Evet, tamam mı? Para kazanmak evet. için şey yapmıyoruz. Bir adam 10 liralık ekmek istiyor, ayağında bine gidiyoruz. Bir tane beynirli suya gidiyoruz. Bir tane bir de niye? Ben çocuklarıma da aynısını diyorum. Bak oğlum, 40 senedir, 50 senedir bu insanların sayesinde ekmek yiyoruz. Bu günlerde, bu zorlu günlerde biz de onların ihtiyaçlarını göreceğiz. Bütün meslektaşlarıma da aynısını söylüyorum. Ve hepsi de elinden geleni yapıyor. Asım Bey, Vakfıkebir'de ekmek sorunu yok. Baksana, Fırıncılar Derneği Başkanımız Tavuz abi çakır çakır konuşuyor. Ekmekler. Aynen öyle, arama. Burada sorun yok. Sorun yok. Bu arada Aydın Bey bugün bizi arayanlar oldu. Bilmiyorum o konuya girdin mi, girecek misin? Yani son olarak artık yayının sonuna geldik. Yok hayır. Ya tamam yani, o zaman. Ben buradayım, bir sıkıntı yok. Yani ben buradayım, bir sıkıntı yok. Yani ne demek istediğini anlıyor. Tamam o zaman. Tavuz abi de olayı anladı yani. Anladı. Sıkıntı yok. Biz her zaman... Asım piyasaya çıktığına göre sıkıntı bitti demektir. Aynen. Aynen adam abi. Şimdi şöyle, tabii bizim adam çok Davut abi tabii illa konuya girdi abimizdir. Çok popüler olduğumuz için, tanındığımız için çok insanlar soruyor. Yani Aydın nerededir, ne yapıyor, nasıldır işte falan. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben de sordum. Bu ülkede de bay Ukrayna'dadır. Yani, Allah. Yanımda gidiyor. Yani olur, kaza sıkıntı gider, yok. Kaza gider. Gerçi. Bu böyle. Evet. Bu akşam böyle oldu. Evet. Asım Bey, top sende. Evet. Sevgili takipçiler. Evet, Davut Başkan. Son olarak bir şey diyor musun? Yayınımızı kapatacağız. Bu akşam bizleri kırmadın. Yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Büyük Liman sunucusu Asım Çavdar olarak işte yayın yönetmenimiz Aydın Saral yorumcumuza da teşekkür ediyoruz. Söz sizde Sayın Fıdoğlu. Ben de size teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan verdiniz. Yani en azından eşimizden, dostumuzdan selamlar aldık. Mesajlar aldık. Gayet güzel bir sohbet oldu. Şunu diyorum son olarak. Demin yayının başında asıl önemli olan burası. Gerçekten büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Nasıl olacak? Nasıl gidecek? Bu ekmekleri nasıl alacağız? Ne yapacağız? Bilemiyorum ama vatandaşlarımız şunu bilsinler. Bir şekliyle onların kapısına ekmek gelecek. Hiçbirisi aç kalmayacak. Anladım. Ben ve arkadaşlarım ellerinden geleni yapacaklar. Ama evet. istiyorum ki bu süreçte kimse kimseyi tanıtmadan, kimse kimsenin bölgesine girmeden, yani bir meslektaşına saygısızlık yapmadan, benim hayatım boyunca bütün çabam bu oldu. Hiçbir arkadaşım tanınmasın, gücenmesin. Öyle herkesin çoluk çocuğu var, sadece benim yok. Herkes çoluk çocuğunun rızkı için mücadele ediyor. Ama zor bir dönem yaşıyoruz. Hepimiz, evet. biz de altındayız. Şimdi fırınlara insanlar gelip ekmek almasınlar diyoruz. Ama biz insanların ayağının dibine gidiyoruz.
Kitle insanlardan ne olduğunu bilemeyebiliriz. Öyle değil mi? Evet. Şimdi, evet. Ama ne yapalım? Bugünlerde ihtiyaçlarımızı böyle karşılayacağız. Ben ilçemiz iyi bir ilçedir. Gayet iyi bir esnafımız var. Yardımlaşmayı ve dayanışmayı seven bir halkımız var. Ben memnunum. Herkesten iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp yayınımıza katılan Davut abimize çok teşekkür ediyoruz. Vakfekebir Fırıncılar Odası Başkanı bu akşam bizleri bilgilendirdi. Sizleri, çok değerli takipçilerimizi bilgilendirdi. İnşallah yarın akşam başka bir konukla sizlerin karşısında olacağız sevgili büyük manlı hemşerilerim. Evet Aydın Bey, siz bir şey diyor musunuz? Sayın yorumcum. Teşekkür ediyorum. Davut Başkanım renk kattı. Temel ihtiyacı olan ekmek konusunda bizi çok güzel seyircileri, izleyicileri, takipçileri bilgilendirdi. Zaman zaman Vakfekebir'in gündemiyle alakalı da konuştuk. Sporla konuştuk. Çok güzel bir sohbet oldu. Temel gıda ekmek konusunda çok duyarlı Vakfekebir fırıncıların olduğunu gördük. Davut Başkanım anlattı. Sağ olsun. Görüşmek üzere diyorum. Saygılar sunuyorum kendisine. Hoşça kalın. Evet, teşekkür ederim. Evet sevgili büyük limanlı hemşerilerim. Bölgemizin televizyonu Büyük Liman TV'de artık yarın akşam başka bir konukla sizlerle görüşmek diyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Büyük Liman TV'de kalın diyorum.